kıymetli Şavşatlar Derneği futbol severler ve birbirinden değerli futbolcular. 10'la sigorta, 14. Şavşat Köyler Arası Futbol Turnuvası, Çiçekli'nin sezonu kupa törenine hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 8 hafta süren 10 köy takımı, 160 sporcumuz ve yüzlerce taraftarımızın katılımıyla gerçekleşen bu güzide turnuvamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Turnuvamızda şampiyonluğu kazanan Dal Kırmaz futbol takımını ve takım taraftarlarını, ayrıca hemşehrilerimizi tebrik ediyoruz. Turnuvamıza gerek oyuncu olarak, gerek takım sorumlusu olarak, gerekse sadece saha dışında takımlarını destekleyen seyirciler olarak hepinizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Değerli futbol severler, dernek yönetimi olarak köyler arası futbol turnuvasını saha içi ve saha dışı olarak ikiye bölerek yönetiyoruz. Saha içi dernek yönetiminden bağımsız kişilerin gönüllülük esasına binaen göstermiş oldukları emekler için teşekkür ediyoruz. Ve teşekkür belgelerini almak için sahneye davet edeceğim sağ komitesine kocaman bir alkış alalım. Birtan Yüksel, Birtan Aksakal, Yüksel Subaşı, Caner Yazar, Burak Bülbül, Caner Kösa, İsmail Gümüş, Burak Meydan, Zafer Ekinci, Fatih Işık, Evrensel Yılmaz, Olgun Timur ve Erdem Yeni'yi sahneye davet ederken sağ komitesi başkanı Erten Dursun'u da alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili Şavşatlı arkadaşlar, protokol, hepiniz hoş geldiniz. 13 sene top oynadığım turnuvada saha komitesi başkanı olarak beni seçtikleri için dernek yönetimi ve köy temsilci arkadaşlar teşekkür ederim. Katılan herkese teşekkür ederim. Bütün takımlar şampiyon oldu benim gönlümde. Herkese teşekkür ederim. Bursa Şavşatlar Derneği Yönetim Kurulu'nda spordan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenen Sayın Özkan Köse'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ederken aynı zamanda ekibini de Onur Bülbül, Kürşat Altun ve Gökhan Belgin'i de buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Değerli şavşatlar, değerli hemşehrilerimiz, yıllardır düzenlemeye çalıştığımız, bu yılda bize nasip olan 14. Şavşatlar Derneği futbol turnuvasına tekrar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biz de organizasyon olarak her organizasyonda olduğu gibi en iyisini yapmak için gerek dernek yönetimi olarak, gerek tertip komitesindeki arkadaşlarım olarak sağ olsunlar köy sorumlusu arkadaşlarımız aylarca, günlerce bu mücadeleyi verdiler. Bugün de bunun sonuna, finaline gelmiş bulunmaktayız. Bu durumda saha içerisinde puansal olarak veyahut da elemede üst düzey başarı gösteren, final oynayan bütün takımları tabii ki tebrik ediyorum. Fakat benim için önemli olan buraya iştirak eden, sahada ter döken arkadaşlarım, kardeşlerim, saha dışında izlemeye gelen, başından bu yana izlemeye gelen annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, geleceğimizin teminatı küçüklerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu gelenek daha iyi bir şekilde, daha güzel organizasyonlar olsun. Bunlarda buluşmak dileğiyle hepinizi tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Var.
Turnuvaya katılım sağlayan takımların takım sorumluları Ferdi Levent Tepeköy, Fatih Işık Yavuzköy, Mikail Küçükçay Ağzı, Tanar Kör Arpalı, Çağlar Yazar Ziyaret, Eray Durmuş Savaşköy, Coşkun Çelik Çiftlik, Gökmen Köse Hanlı, Mahmut Nuri Demir Dalkırmaz, Eray Şahin Kireşe'yi kürsüye davet ediyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Bursa Şavşatlar Dernek Başkanı Sayın Okan Torun'u kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimiz, Bursa Şavşatlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 10'lu sigorta 14. Şavşat Köyler Arası Futbol Turnuvası'na hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Federasyon Başkanım, Sayın Artvin Vakfı Başkanım, Arsiyat Başkan Vekilim, siyasi partimizin güzide temsilcileri, hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinizin burada olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Kıymetli futbol severler, öncelikle yakın zamanda kaybettiğimiz Çiftlik Köyü'nden Ergin Yeni abimiz için başsağlığı diliyor. Yakınlarına sabır ve Allah'tan hepsine uzun ömürler diliyorum. Çiftlik Köy takımının başı sağ olsun. İyisiyle kötüsüyle, hatasıyla, sevabıyla bir turnuvayı daha geride bıraktık. Turnuvanın mutfağında çalışan Saha Tertip Komitesi Başkanı Erten Dursun ve ekibine, turnuvanın yine yönetim olarak işin mutfağında görev alan Özkan Kösa Başkanlığındaki yine ekibine ve kıymetli yönetim kuruluna, kadın kollarıma, gençlik kollarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu sene turnuvayı takip edenler bilirler ama misafirlerimiz için birkaç şey söyleyeyim. Yaptığımız bazı yenilikler, bunlar her hafta futbol turnuvasının maçlarından önce iki takımı derneğimizde kahvaltıya da ağırladık. Söyleşiler, anketler ve canlı yayınlar yaptık, röportajlar yaptık. Minik taraftarlarımızı devamlı paylaştık ve amacımız saha içinde kalmak değil, saha dışındaki arkadaşlığı, dostluğu arttırmayı hedefledik. Başardık da. Burada konuşmama bir es verip bizim için emek harcayan, destek veren, seçildiğimiz günden beri bizi yalnız bırakmayan, benim tabirimle derneğimizin büyük elçisi olan Sayın Şenol Karancı'yı buraya çağırıp huzurunuzda bir plaket vermek istiyorum.
değerli taraftarlarımız, yine bu sene yaptığımız bir yenilik olarak bütün takım sorumlularına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkürün sebebi de takım sorumluları toplantısında derneğimizin futbol turnuvasında oynayan topçuların derneğe üye olma zorunluluğu getirdiğimizde hepsinin tek bir ağızdan bu konuda destek vermeleri bizim için çok önemliydi. Bütün takım sorumlularına gerçekten teşekkür ediyorum. Yıllardır olmaz, yapılamaz, gerek yok, yasaklara gerek yok dendi ama derneğimiz yaklaşık 150-200 tane yakın genç üye bu şekilde üye oldu. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli şavşatlar, biz birlikte güzeliz. Herkese teşekkür ediyor. 15. dinde görüşmek üzere diyor. Hoşça kal diyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Bursa Şavşatlar Derneği'nin de üyesi olduğu, daha önce derneğimize başkanlık yapmış Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyon Başkanı Sayın Murat Aydın'ı konuşması için kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli vakıf başkanım, Bursa Şavşatlar Dernek Başkanım, Tepeköy Dernek Başkanım, kıymetli şavşatlar, hepinizi en kalbi duygunlarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. 14. Şavşat Köyler Arası Turnuvanın finalinde gerçekten şampiyon olan Antlia'mızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Turnuvaya katılan, emek veren sponsorundan futbolcusuna, taraftarına, üyelerimize, buraya gelen bütün gönül dostlarına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle turnuvamızın ismini bu sene andığımız Çiçek Nenemizin de en çok sloganı şuydu: kahramanlık cinsiyet işi değil, yürek işidir. Bu da Şavşatlılarda fazlasıyla var. Ben herkese teşekkürler ediyorum. Sponsorlara, özellikle Şavşat Derneği'ne destekte bulunan bütün gönül dostlarımıza şükranlarımı sunuyor. Bir kez daha tebrik ediyorum Antlia'yı. Ve sıra ödüllerimizi dağıtmaya geldi. İlk olarak turnuvamıza maddi ve manevi destek olan kıymetli hemşehrimiz, Burton Sağlık Gruplarında müdürlük yapan Sayın Fatih Alagöz'ü hem plaketini almak hem de konuşmasını yaptıktan sonra turnuvanın kalecisini açıklayarak ödülünü vermesi için sahneye davet ediyorum. Değerli protokol, değerli başkanlarım ve katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Okan Başkanım ve yönetim kuruluna, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyon takımımızı gururla tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Artvinli ve Şavşatlı olmaktan her zaman gurur duyduğumu bir kez daha burada yaşayarak onurla ifade etmek istiyorum. Herkesin katılımından dolayı teşekkürler. Özellikle yönetim kurulunu ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel başarılara imza atıyorlar. Devamını diliyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Turnuvamızın en iyi kalecisini açıklayacağız şimdi. En iyi kalecimiz Recai Gümüş. Sahneye davet ediyoruz. Fatih Alagöz'ü göndermiyoruz. Fatih Alagöz'e plaketini takdim etmek ve de selamlama konuşmasını yapmak için Artvin Vakfı Başkanımız Sayın Adnan Demirci'yi kürsüye davet ediyorum.
Teşekkür ediyorum. Sayın Federasyon Başkanım, değerli Başkanım Şavşatlar Derneği Başkanım Okan Başkan, hanımlar ve beyler, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sporun dostluk, kardeşlik olduğunu bugün bu turnuvanın sonunda fair play ile sonuçlandırdığınız bu turnuvayla göstermiş oldunuz. Bu anlamda tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Şampiyon olan takımı da, ikinci olan takımı da tekrardan takdir ediyorum. Şavşatlar olarak bu gençlerimizi ve bayanları özellikle burada bugün görmekten çok mutlu oldum. Gençlerimizi ve bayanlarımızı bu mecralara çekmeyi başardıkları için Şavşatlar Dernek Başkanı nezdinde tüm yönetimini kutluyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Turnuvamıza maddi ve manevi destek olan kıymetli hemşehrimiz, Dergiz Tatil Köyü ve Dergiz Madencilik CEO görevini üstlenen başarılı iş insanımız Sayın Gökhan Gündüz hem plaketini almak hem de konuşmasını yaparak turnuvanın gol kralını açıklayarak ödülünü vermesi için sahneye davet ediyorum. Değerli hemşehrilerim, ben direkt gol kralını açıklayayım. Çünkü herkes burada bekliyor, geç de oldu. Sadece şunu söyleyeyim, bizler sadece katkılarımızla bu dernekteki emek gösteren aslında kahramanlar, yönetim, aslında buraya katılan, turnuvaya destek veren köyler, köy temsilcileri. Umarım bir dahaki sene daha fazla katılım olur ve turnuvamız daha güzel olur. Herkese teşekkür ediyorum. Gol kralı olarak da beni yazmışlar ama ben söylemeyeceğim. Vural Adem Küçük. Ben çocuğa ver. Tabii tabii. Onun için getirin. Gel, al. Gökhan Gündüz'e plaketini takdim etmek ve selamlama konuşmasını yapmak üzere Memleket Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Sayın Mesut Şahin'i kürsüye davet ediyorum. Turnuvamıza maddi ve manevi destek olan kıymetli hemşehrimiz, başarılı iş insanımız, Öznür Kuyumculuk firma sahibi Öznür Topçu'ya hem plaketini almak hem de konuşmasını yaptıktan sonra turnuvanın en iyi oyuncusunu açıklayarak ödülünü vermesi için kürsüye davet ediyorum. Bütün takımları kutluyorum. Özellikle Anklı'ya tebrik ediyorum. Çok güzel oynadınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bundan sonra daha çok katılım sağlanacağını ümit ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Sezonun en iyi oyuncusu Utku Subaşı. Öznür Topçu'ya plaketini takdim etmek için Tepeköy Dernek Başkanı ve İyi Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Sayın Güven Levent'i kürsüye bekliyorum.
turnuvamıza maddi ve manevi destek olan kıymetli hemşehrimiz, Gündüz Makine firma sahibi, başarılı iş insanımız Sayın Ümit Gündüz'e plaketini almak hem de turnuvayı dördüncü olarak bitiren çiftlik takım oyuncularına madalyalarını vermesi için sahneye davet ediyorum. Turnuvada emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Dal Kırmızı'yı tebrik ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Alacağım haber hepsini. Resmini çekelim böyle. Hep beraber bir fotoğraf. Alper. Alper. Alper gel. Dur dur dur. Sizi göndermiyoruz. Ümit Gündüz'e plaketini takdim etmek için Özgür Kuyumculuk sahibi Özgür Topçu'yu kürsüye davet ediyorum. Turnuvayı üçüncülükle bitiren Savaşköy takımını kürsüye davet ediyorum. Savaşköy takımına kupa ve madalyalarını vermek için Artvin Kafkas Dernekleri Federasyon Başkanı Sayın Murat Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Tebrik ediyorum. Nasip olmuyor. Olsa tebrik ediyorum.
Dur abi şöyle ortaya geçin. Ortaya geçin. Aynen. Şöyle. Ha buraya mı? Hadi gel 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 böyle hep beraber. Turnuvamıza maddi ve manevi destek olan, turnuvamızın isim sponsoru olarak büyük destek olmakla kalmayıp, Bursa Şavşatlar Derneği Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten kıymetli hemşehrimiz, başarılı iş insanımız, Onla Sigorta firma sahibi Gökhan Bilgin'e hem plaketini almak hem de konuşmasını yaptıktan sonra turnuvamızı İkinci olarak bitiren Tepegöy takımımızın topçularına madalyalarını ve kupalarını takdim etmek için kürsüye davet ediyorum. Değerli federasyon başkanımız, değerli vakıf başkanımız, dernek başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, tüm hemşerilerimiz, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ve selamlarımı iletiyorum. Bu tarz turnuvalarda biz şunu görüyoruz aslında, dernek yönetimi olarak bu açıdan baktığımızda biz şampiyon bulmak için ya da bir mangal yakmak için bir organizasyon yapmıyoruz. Burada kaynaşmayı, birbirimizi hatırlamayı, tekrar bir şeyler yapmayı, dernekçiliği anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da başarılı olduğunu düşünüyorum ve herkese tekrar teşekkür ediyorum. Dal Kırılmaz takımının şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Tepeköy takımının da mücadelesine ötürü tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gökhan Bilgin'i plaketini takdim etmek için babası Nursal Bilgin'i kürsüye davet ediyorum. Turnuvamızın 8 hafta boyunca başından sonuna kadar yanımızda olan, gollerde bağıran, mağlubiyetlerde üzülen, turnuvamızın en genç taraftarı Volkan kardeşimizi, gencimizi, bebeğimizi bekliyoruz buraya. Buyurun. Bir şey demedim, madalya nerede? Bir şey söyleyecek misin Volkan? He? Bir şey söyleyecek misin bir şey? Ne? Tebrik et Dal Kırmaz'ı. Dal Kırmaz'ı tebrik ediyorum de. Halkımızı tebrik ediyorum. Bravo. Tepeköy takımını mı? Tepeköy takımını kürsüye alalım. Tepeköy takımını kürsüye alabilir miyiz? Yanımda taşıdığım için o almak zorunda. Değil mi dayı?
Varsa bizde var yani. Hakeme tak yani. Abi benimkini kızıma takar mısın? Buna bak. Şimdi konçayı alacaktım da. Çok başarılı. Nereye geçelim? İyiymişim belli oldu. Kanka yok. Karşıya değil ya. Hatta. Çökün abi. Yapışalım abi. Çökün. Gel gel. Gel. Öne gelin. Öne gelsenize. Çömürcan. 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 Nereye kim var ya? Ben bu tarafa gideceğim. Evet, şampiyon takım hazır mısınız? Sizi kürsüye davet ediyorum. Şampiyon takımı. Hadi takım kürsüye. Gel gel. Gel böyle gel. Bak başını şöyle çağır. Şimdi çağıracağım. Bu taraftan, bu taraftan. Ercan diğer taraftan. Şampiyon takıma kupalarını ve madalyalarını takdim etmek için Okan Turun'u, Murat Aydın'ı, Erdinç Acar ve Adnan Demirci'yi kürsüye davet ediyorum.